Herkese yeniden selamlar. 2 haftalık bir kullanım sonrası iPhone 12 ile ilgili kişisel tecrübe ve deneyimlerimi paylaşmanın zamanı geldi. Tasarımda eski bir dönüş var ki bu benim şahsen çok sevdiğim bir dönüş oldu. iPhone 4 ile birlikte gelen köşeli tasarım iPhone 5 serisi ile birlikte birçoğumuz için artık bir klasik haline gelmişti. iPhone 6'dan iPhone 11'e kadar süren oval köşeli tasarım trendi yeniden keskin köşeleri olan tasarıma dönüş yaptı. Telefonda beğendiğim şeyler listesinin ilk sırasına kesinlikle bu köşeli tasarımı ekleyebilirim. Cihazın temel özelliklerine hızlıca bir göz atalım. A14 Bionic çipe sahip olan cihazda OLED XDR ekran var. Seramik Shield olarak adlandırılan güçlendirilmiş ön cam, 6 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmezlik, MagSafe uyumluluğu, 30 kare hızında Dolby Vision HDR video. Bu saydığım özellikleri iPhone 12'yi özel kılan özellikler listesinin ilk sıralarına yerleştirebiliriz tahmin ediyorum. 5 farklı renkte sunulan bu cihazın ilk önce mavi renklisini aldım. Takip edenler hatırlayacaktır. Ancak birkaç saatlik kullanım sonrası cebimdeki telefonun boyasında dökülme görünce hemen iade edip beyaz renklisine geçiş yaptım. Belki sadece bireysel bir şanssızlıktı ama şansımı zorlamak istemedim. Beyaza geçmekle aslında iyi bir iş yaptığımı da telefonu yaklaşık 1.5 metre yükseklikten kılıfsız halde betona düşürünce anladım. iPhone 12 seramik shield diye tabir edilen 4 kata kadar daha iyi koruma sağladığını iddia eden bir yapıya sahip. Düştüğü anda eyvah dediğim cihazın sadece iki küçük sıyrıkla bu kazayı atlattığını görünce aslında en azından ön ve arka yüzünün ne kadar sağlam olduğunu fark ettim. Cihazın ön yüzü bu arada Belkin marka bir ekran camıyla korunuyordu onu da belirtmiş olayım. Ekrandan bahsetmişken de iPhone 12 serisinin tamamının OLED XDR ekrana sahip olduğunu ilave edeyim. Geçen sene 11 ve 11 Pro modelleri arasında likit retina ve OLED farklılığı vardı. Bu sene hepsinde aynı ekranı kullanmışlar ve tercih sebebi olan bu kriteri standart haline getirmişler iPhone 12'nin kağıt üzerindeki özelliklerini geçen seneki muadili iPhone 11 ile bir hızlıca karşılaştıralım. iPhone 12'deki 460 piksel yoğunluğuna karşı iPhone 11 326 piksel yoğunluğuna sahipti. 2532'ye 1170 piksel çözünürlüğü olan iPhone 12, iPhone 11'in 1792'ye 828 piksel çözünürlüğünü de geride bırakıyor. Ekran yapısının farklılığı dışında ekran çözünürlüğü ve piksel yoğunluğu da aslında iPhone 12'nin 11'e nazaran pro kategorisi bir cihaz olduğunun da kanıtı. iPhone 12'de maalesef ekran yenileme hızında bir değişiklik yok. 120 Hz'lik ekran hızı bekliyordu herkes ancak hala 60 Hz ekran hızıyla hayatına devam ediyor. Bu ekran yenileme hızı da açıkçası benim için büyük bir problem teşkil etmiyor. iPhone 12 tanıtımında hepinizin sıklıkla duyduğu bir kelime vardı. 5G 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 5G, 5G, 5G. 5G 5G. Evet, 5G ya da Türkçesi 5G'ye sahip olması. Şu an için konuşuyorum. Bu telefonu almak için kendime bir nedenler listesi yapsam 5G'yi ilk ona dahil etmem. Bunu Almanya'da yaşayan bir tüketici olarak söylüyorum. Nedeni çok basit. Şu iki haritaya bakın. LTE ve 5G kapsama alanları sorunun çok açık bir cevabı. Türkiye'deki durum daha da işler acısı. İnternetteki kaynaklardan edinebildiğim bilgiler doğrultusunda 2022'den önce kullanıma sunulamayacağı söyleniyor. Biz hala Türkiye'de esime sime tamamıyla geçiş için beklemedeyiz. O yüzden 5G'nin 2022 yılında kullanıma sunulabiliyor olması ihtimali bence oldukça düşük bir ihtimal. Biraz daha zamana ihtiyacı var bence bu teknolojinin. Peki 5G için almayacaksak bu telefonu niçin alacağız? Tasarımı olabilir mi? Evet olabilir. Pil performansı? Geçen seneden daha iyi bir pil performansına sahip değil. Bunu bir sebep olarak sayamam. Cihaz performansı gayet iyi ama 11'de kötü müydü? Peki kamera? Evet. Özellikle de video kısmı için büyük bir evet. Performansla başlayalım. Samimi söylemek gerekirse ki gerekiyor. O yüzden bu videoları hazırlıyorum. İyi ki iPhone 12 almışım diyecek bir sebep bulamadım kendime performans bakımından. Geçen seneki iPhone 11 Pro Max'ten bir farkı yok. Hatta daha da ileri götüreyim işi. XS Max kullanıyor olsaydım gündelik kullanımda aradaki farkı anlayamayacaktım büyük ihtimalle. Bu donanımın size fayda sağlayacağı yerler çektiğiniz fotoğraf ve videoları düzenleme, dışa aktarma, çoklu ve paralel uygulama kullanma gibi senaryolarda olacaktır. Elbette oyuncular için grafik ve akıcılık konularında da katkı sağlayacağını öngörmek sürpriz olmaz. Şahsen ben hem oyuncu olmadığım için hem de oyun oynayacak vakit bulamadığım için o konulara detaylı girmedim. Ancak basit bir mantık yürütmeyle size şunu söyleyebilirim. Piyasaya daha yeni çıkan ve bu özellikleri olan piyasadaki en iyi işlemciye sahip olduğunu iddia eden iPhone 12 şayet sizin istediğiniz oyunu oynamayacaksa bence istediğiniz oyunu oynayabilecek bir cep telefonu mevcut değil arkadaşlar. İşte ama o telefonda 12 GB RAM var da şöyleydi de böyleydi de bu rakamlara çok fazla takılmayın. Telefonun işletim sistemi ve donanımının birbiriyle uyumluluğu, RAM yönetimi gibi konular oyun ve kullanım performansı açısından etkili faktörler. Benim donanımın kapasitesini ölçerken yaptığım belki de tek test ki kanalı takip edenler bilir bir film projesini dışarı aktarmaktır. Adobe ile aynı film projesini 3 ayrı cihazda da dışarı aktarıp hangisinin ne kadar süreye ihtiyaç duyduğuna bakalım. 11, 11 Pro Max ve 12 arasındaki sonuçlarda gördüğünüz gibi iPhone 12 geçen senenin Pro modelinin ardından testi bitiriyor. Yaklaşık 8 saniye sonra da iPhone 11 testi tamamlıyor. Tabii Geekbench skorlarına itimat eden ve o test sonuçlarında merak eden arkadaşlar var. Sonuçlar sizin için ekranda. Evet pilden bahsederken bu bölümde MagSafe'i de anmamız gerekecek. Biliyorsunuz artık iPhone 12 ve tahmin ediyorum iPhone 12'den itibaren kutu içeriğinde şarj aleti, şarj adaptörü ve kulaklık olmayacak. Nedenlerini de tartışmaya gerek yok sanıyorum iPhone 12 serisi MagSafe kablosuz şarj desteği ile geliyor. Aslında sıradan kablosuz şarj cihazlarından farklı olmayan bu ekstra aksesuar cihazın arkasına yapışarak kendisini şarj edebilecek şekilde ortalıyor. iPhone 8'e kadar olan ürün yelpazesini destekleyen bu ürün sadece iPhone 12'de 15 Watt'a kadar hızlı şarj desteği sağlıyor ve sadece iPhone 12 serisinin arkasına yapışıyor. Bu arada iPhone 12'yi kablosuz şarj edebilmek için aldığınız bu ekstra aparatı çalıştırabilmek için bir ekstra aparat aparatına daha ihtiyacınız var. O da 20 wattlık şarj adaptörü. Kılıf, MagSafe ve adaptör üçlüsü size Euro ile söylüyorum 140 Euro gibi bir ekstra paraya mal oluyor. Peki bu satın alıma diğer bir sonuç elde edebiliyor musunuz derseniz ben şahsen edemedim. O yüzden de 20 wattlık şarj adaptörünü en azından iade ettim. Sonuçlar ekranda. Bakın ekrandaki sonuçlarda hangi kombinasyonda ne kadar sürede dolduklarını görüyorsunuz. Hepsi aynı prizde ve aynı şartlarda uygulanan testlerde önerilen Apple 20 watt'lık şarj adaptörüyle aldığım sonuç bana hiç de hızlı şarj ediyor hissi vermedi. Yabancı kanallarda yapılan testlerde 20 watt'la en iyi sonuç alındığı söyleniyor. Ancak benim için o test cihazının içinden geçen akımın gücü değil, işin sonunda telefonumun hangi dakikada ne kadar dolduğu önemli. O yüzden bu kanalda zaten teknik bilgilerle kafanızı şişirmek yerine sadece gerçek kullanıcı deneyimini aktarmaya çalışıyorum. Daha iyi ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve fiziksel olarak daha küçük bir pile rağmen Geçen seneki 11 modeliyle aşağı yukarı aynı sonuçları alıyor diyebilirim. Ben tam dolu bir pille 24 saatlik kullanım sonrası 5,5-6 saatlik civarı bir açık ekran süresine ulaşıyorum. Tahminen sabahtan akşama kadar kullanım senaryosunda 7 saatlik kullanımla 12-14 saatlik periyodu çok rahat çıkarabilirsiniz. Bu arada 14-15 saatlik gününüzün 7 saatinde telefonda geçirmeyin. Hem bedenen hem de zihnen sizi çok yorar arkadaşlar. Evet kamera konusu biraz ilginç. Kamerası geçen seneye göre çok büyük değişiklikler içermiyor. Geniş açılı kamerasında diyafram değeri 1.8'den 1.6'ya yükseltilmiş. Bu küçük artış tabii ki düşük ışık ortamlarında bize biraz daha katkı sağlayacaktır ki biraz sonra yayınlayacağım fotoğraflarda bunu kendiniz de görebilirsiniz. Ayrıca Smart HDR 3 desteğine sahip cihazda parlak ve koyu alanların işlenmesi aşamasında katkı sağlayacağını da söyleyebilirim. Smart HDR ayrıca ön kamerada da mevcut. Rakamlarla ve teknik detaylarla meşgul olmak yerine birkaç fotoğrafa göz atalım. iPhone 12'deki fotoğraf Koyu ve açık alanlar arasında bir denge sağlayarak biraz da olsa doğal halini yansıtmayı başarıyor. Cilt donlaması ve görüntünün netliği şahsen beni oldukça tatmin etti. Bunun üzere artık kaliteli aynalı ya da aynasız kameraların devreye girmesi demek. Selfie kamerasındaki tek değişiklik aslında HDR desteğine sahip olması ki bu da cilde düşen ışığın dağılımı konusunda daha doğal fotoğraflar ortaya çıkmasına yol açıyor. Video konusuna gelince Dolby Vision HDR desteği ki bu videolarda 30 kare yazındaki çekimleri destekliyor. Videoya ciddi bir canlılık getiriyor. Canlı, aydınlık alanlar ve siyah gibi siyah fotoğrafta olduğu gibi videoda da kaliteyi bir tık yukarı taşıyor. Örneğin bu video güneşin batışına yakın artık son ışıklarından faydalandığım bir anda çekildi. Kişinin etrafında hareket halindeyken renklerin ve netliğin nasıl olduğuna siz karar verin. Yüz bölümüne yaklaştığımda aldığım netlik ve renk tutarlılığı oldukça hoşuma gitti diyebilirim. Bu da evde yapay ışık ortamında basit bir dolly üzerine monte ettiğim iPhone 12 ile çekildi. Görüntü kalitesinin yanında bu tarz aparatlarla kullanıldığında nasıl stabil görüntüler elde edilebileceğine de bir örnek olabilir. Gece çekilen fotoğraflar nasıl görünüyor diye soran arkadaşlar vardı. Onlar için de bu örnek fotoğrafları paylaşayım. Tek ve yoğun olmayan bir ışık kaynağında çektiğim fotoğrafı hiç düzenlemeden paylaşıyorum. Netlik ve canlılık sanırım bu ışık ortamı için gayet iyi. Bu arka kameraydı. Bir de ön kameraya dönüp bakalım. Burada da sanırım bu denli düşük ışık ortamından alınan sonuç fotoğraf sevenleri memnun edecek seviyededir. Özellikle düşük ışık ortamında çok ekstrem bir kumlanma olmadan kullanışlı fotoğraflar çekiyor olması kameradaki bazı iyileştirmelerin de sonuç verdiğinin göstergesi. Şimdi bu bahsettiğim konular içinde de kendilerine bu cihazı satın almak için sebep arayanlar tasarım, ekran kalitesi, fotoğraf ve video kalitesini sayabilirler. 5G, MagSafe ve pil performansı bu cihazı almak için sebepleriniz arasında bence yer almamalı. Evet 2 haftalık kullanım süresi sonrası benim cihazla ilgili edindiğim kişisel tecrübeler bunlar. Kullanım senaryoları, kullanım tecrübeleri kişiden kişiye değişecektir mutlaka. Tercihlerinizi yaparken bunu da göz önünde bulundurun. Evet benden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve hoşçakalın.